Yanmaya karşı asallık meselesi var. Karşımıza çıkar bu da. Bakın mesela karbondioksit yanmaz. Neden? Çünkü karbondioksitteki karbon artı 4 yükseltgenme basamağına yani maksimuma ulaşmıştır. Yani karbon 4A grubunda ve maksimum alabileceği değer 4. Yani bu 4 elektronunu verebilir. Son katmandaki. Karbon 6 numara arkadaşlar. 2, 4. Şimdi bu 4'ü verdiniz ve ne oldunuz? Artı 4 oldunuz. Artık daha fazla doğal olarak yani laboratuvarda zorla atom çekirdeğini parçalayıp kaynaştırabiliyoruz. Onu kastetmiyorum. Doğada artık bu karbon ne yapmaz? Elektron veremez. Çünkü son katman bitti. Yani karbondioksite bir başka oksijen gelip daha fazla elektron koparamaz. İki tanesi her biri ikişer olmak üzere zaten 4 elektronunu sökmüş bu adam. Almışlar yani. Her bir oksijen 2 almış. Ve 2 tane oksijen bu 4 elektronu almışlar. Ve CO2 oluşmuş. Artık bunun verecek elektronu kalmamış yani. Bunu daha fazla yakamazsın. Daha fazla oksijenle oksitleyemezsin. Yani bu elektronlarını sökemezsin. Çünkü yok ya. Yani. Son katmanı bitirdi. Aynı şeyi diazot pentoksitte veya kükürt trioksitte de görüyoruz. Diazot pentoksitte azot artı 5. Ya iki tane azot, 5 tane oksijene, her birisi son katmandaki 5 elektron olmak üzere 10 tane elektron vermiş azotlar. İkisi toplam 10 tane. Ve 5 oksijen her birisi eksi 2, ikişer tane almak üzere. Bu azotların, iki azotun arkadaşlar toplamda kaç elektronunu bakın. Eksi 2, 2 tane aldım demek. 2, 4, 6, 8, 10 tane elektronunu söküp almışlar ve bu bileşik oluşmuş. Yani N2O5 oluşurken 5 oksijen toplamda 10 elektron 2 tane azottan almış. Azotun arkadaşlar atom numarası 7. Yani son katmanda 5 elektron var. 5A grubunda. Her bir azot bu 5'e, 5'er taneyi vererek ne yapmış? N2O5'i yapmış ve artık daha fazla ne yapamaz? Veremez. Bir başka oksijen gelip bu azottan artık elektron alamaz. Yani bu artık yanmaz arkadaşlar. Aynısı kükürt dioksitte de olmuş. Kükürt trioksitte 3 oksijen var. Şimdi her bir oksijen 2 alıyor. Klasik yükü 2 oksijenin. Toplamda kaç elektron alıyorlar? 6 elektron. Kimden alıyorlar? Kükürtten. Yani kükürt 6 tane elektron veriyor. Kükürt arkadaşlar 16 numara. 2, 8, 6. Son katmandaki 6 elektronu 2 buna, 2 buna, 2 buna olmak üzere tamamını vermiş arkadaşlar ve artık verecek elektronu kalmamış. Yani artık kükürt trioksitten de bir başka oksijen gelip ne yapamaz? Elektron alamaz. Hocam bunu alır, alamaz arkadaşlar. Son katmandan alabilir. İç katmana giremezsin. Çünkü son katman bittikten sonra iç katmandan elektron alman için çok çok daha büyük bir enerji harcaman lazım ki bu doğada bilinen klasik tepkimelerde mümkün değil arkadaşlar. Çok yüksek enerjili basınçlı dünyanın çekirdeğinde şurada burada neler oluyor bilmiyoruz ama yani klasik doğada buna rastlayamıyoruz arkadaşlar. Son katman bu işlerin sorumlusudur. Olaylar son katmanda gerçekleşir. Kimyasal olaylar, ortaklaşma, alışveriş son katmanda olur.